Alacakaranlık'ta 116 gün. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu bir şiirden dolayı 10 ay hapse mahkum edilir. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine göre suçu halkı din ve ırk farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Yargıtay cezayı onaylar. Oy çokluğuyla alınan bu karar Erdoğan'ın siyasi yaşamını bitirir. Danıştay 5 Kasım 1998 tarihinde Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşürür. 26 Mart 1999 tarihinde Pınarhisar cezaevine giren Erdoğan infaz yasası gereği 4 ay hapis yatar. Cezaevinden 24 Temmuz 1999'da çıkar. Erdoğan'ın üyesi olduğu Fazilet Partisi de kapatılır. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler dikkati çeker. Erdoğan 17-21 Nisan 1995, 17-22 Kasım 1996, 20-23 Aralık 1996, 26 Mart 1998 ve 16 Temmuz 2000 tarihlerinde ABD ziyaretlerinde bulunur. Erdoğan AKP'yi kurmadan bir ay önce de 4 Temmuz 2001'de ABD'nin bağımsızlık gününe özel davetle katılır. Erdoğan bu ziyaretler sırasında Yahudi lobisiyle görüşmeler yapar. ABD'nin Türkiye masası şefleri tarafından ağırlanır. CIA'in Kürt masası şefi Henry Barkey, ılımlı İslam'ın isim babası Graham Fuller, Karanlıklar Prensi Richard Perley gibi isimlerle kapalı kapılar ardında bir araya gelir. Aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir grup, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurar. Erdoğan da genel başkan seçilir. AKP'nin kurucuları, Fazilet Partisi'nin yenilikçiler olarak bilinen kanadındandır. Genel Başkan Erdoğan, siyasi çizgilerini tanımlarken, "Biz gömleğimizi değiştirdik." der. Fakat, milli görüş tabanının tepkisini çeker bu sözü. 21 Ağustos 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye ve genel başkan olamayacağı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunur. Kanadoğlu'nun gerekçesi Erdoğan'ın TCK'nın 312/2'den hükümlü olmasıdır. Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruyu 9 Ocak 2002'de sonuçlandırır ve AKP'ye ihtar verir. Ancak mesele 2002 seçimlerine kadar gündeme getirilmez. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan son olarak Şubat 2002'de gider Amerika'ya. Erdoğan'ın ABD ziyaretleri ikbal basamaklarını tırmanmasında önemli rol oynar. AKP dışarıdan estirilen siyasi rüzgarlarla 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelir. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için meclise giremez. 58. hükümet Abdullah Gül'ün başkanlığında kurulur. İşte bundan sonra 116 gün sürecek bir alacakaranlık dönemi başlar. İç ve dış aktörler belirledikleri hedefler için kolları sıvar. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili ve başbakan yapmaktır. 58. hükümet döneminde Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa değişikliği teklifi sunulur. Teklif, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğiyle kabul edilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişi önündeki engelleri kaldıracak bir siyasi hamledir bu. Ancak bu gelişme kafalarda soru işaretleri bırakır. Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Erdoğan'a neden destek verdiği merak konusu olur. Ne var ki bu olayın ayrıntılarını gizleyen sır perdesi bir türlü aralanamaz. Gazeteci Zülfü Livaneli konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atar. Livaneli, Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluşup bir anlaşmaya vardıklarını öne sürer. Zamanın CHP milletvekili HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk de aynı iddia ile ilgili ayrıntıları gündeme taşır. Yaşar Nuri Öztürk, Beylerbeyi'ndeki bir yalıda baş başa yapılan görüşmede Erdoğan'ın Baykal'a "Sen beni meclise taşı, dokunulmazlıkları falan bırak. Günü geldiğinde biz de sana Cumhurbaşkanlığı yolunu açalım." dediğini ileri sürer. Ama nedense birkaç cılız yazı ve açıklamanın dışında bu görüşme kamuoyundan gizlenir. Şimdi soruyoruz.
Erdoğan-Baykal görüşmesinde hangi pazarlıklar yapıldı? Bugün bu görüşme neden unutturulmaya çalışılıyor? Erdoğan için hangi gizli mahfiller aracı oldu? Hocası rahmetli Necmettin Erbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirme ise çok dikkat çekici. Dış güçler AKP'yi iş başına getirdiler. Ve ona bütün emirlerini tatbik ettirmek için 5 sene onu kullandılar. Evet. Bu 5 sene esnasında yapılan iş Hayim Nahum doktrininin taşeronluğudur. Erdoğan'ı kurtaracak yasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer öznel, somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto eder. Daha sonra aynı yasa değişikliği teklifi meclise tekrar aynen kabul edilir. Cumhurbaşkanı Sezer yasa değişikliğini bu kez anayasa gereği onaylar. Böylece Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için yasal bir engel kalmaz. Ancak seçim yeni yapılmıştır. Erdoğan nasıl milletvekili olacaktır? Alacakaranlıktaki eller devreye çoktan girmiştir bile. Önce seçimlerde Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliği düşürülür. Ardından da bir usulsüzlük sebebiyle Siirt'teki seçimlerin tekrar edilmesi kararlaştırılır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk sıradaki adayı Mervan Gül adaylıktan çekilir. Erdoğan partinin birinci adayı olarak seçime girer. Siirt'te 8 Mart 2003 tarihinde yapılan yenileme seçiminde oyların %85'ini alır. Bunun üzerine Abdullah Gül Başbakanlığındaki 58. hükümet 11 Mart 2003 tarihinde istifa eder. Arkasından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verir. Erdoğan da 15 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurar. Erbakan gibi biri değil, Tayyip Bey gibi biri lazım. Demiş. Ve ben 1994'te burada fixerlık yapıyordum. Yani gelen basın mensuplarına yardımcı oluyordum. Ve o zaman zannediyorum Nisan ayında BBC aradı önce. Arkasından ABC, arkasından da PBS aradı. Hepsininle aynı konuşma geçti. Konuşma şöyleydi. Nick Gowing arıyor editörü. Efendim diyorlar, Refah Partisi konusunda biz bir program yapmak istiyoruz. Tamam diyorum, hemen Sayın Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır, onu istemiyoruz. Yardımcısı varmış. Kimse tanımıyor o zaman daha. Abdullah Gül'ü istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ı istiyoruz ve Fehmi Koru'yu istiyoruz. Aradan bir hafta geçiyor, ABC arıyor. Birebir aynı konuşma. Allah Allah diyorum ben, çünkü o zaman bilmiyoruz bu insanları da. Yani şeyi, Abdullah Bey mesela. Arkasından PBS arıyor. Şeyin, Amerika'nın radyo, en önemli devlet radyo televizyonu. Birebir aynı konuşma. Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır, istemeyiz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Abdullah Bey'i ve şeyi isteriz. Ve geldiler. Ben de duruyor kayıt. Yapıldığı o konuşmalar filan. O zaman belliydi nereye geçileceği. Bu şekilde ayarlanıyor. Şu anda da belli adamlar hazırlanıyor. Solda bu, sağda bu, şunda şu. Bunları hepsini, bunları Nelson Letsky denen CIA istasyon şefi diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin her tarafındayım diyor. Şimdi böyle adamlar getiriliyor, getirilir getirilmez deniyor ki özelleştireceksin. Burada tıkırtı istemiyorum bir ülkede. Ve bütün olan biten fabrikalar kapatılıyor. Yugoslavya'da da bu yapıldı, birçok ülkede bu yapıldı. Ondan sonra aç ve işsiz olarak sokaklara dökülen insanlara, evinden de belki çıkamayan insanlara ya da televizyonda zehir enjekte edilmeye başlıyor. Yemekte izden başlıyor. Senin bütün kutsallarına, nimetine hakaret ediyor. Yaşlıların hepsini uçkur peşinde gösteren evlilik programları. Evet. 68 ülkenin de birden başlatıldı bunlar. Aynı şekilde kadınlara sabahtan akşama kadar kendi kocasını, kendi en önemli insanlarını hakaret edecek şekilde 5 dakika için meşhur olma imkanı tanınıyor. Kendi kocasını çekiştiriyor ekranda ki biz kol kırılır yen içinde kalırla büyüdük. Bütün bu şeyler, yani aklınıza gelebilecek her türlü kutsal tabu yıkılıyor. Hanımlarımız eğer eğitimliyse Sex and the City, Desperate Housewives'la yalnız ve özgür kadın, feminizm itekleniyor. İşte gördüğünüz Yemekteyiz programında bir hanımın hanım pazarladığı çıktı ortaya. Evet, yani bunlar ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir düşme yaşanıyor kültürel olarak. Bu şekilde bir şeyle arkasından da Yugoslavya'da da yapıldığı gibi etnik sendikacılık ve etnik kaşıma başlıyor. Düğmeye basılıyor. İç savaş çıkıyor. Ve bir bakıyorsunuz orduyla polis karşı karşıya getirildi Yugoslavya'da. Polis silahlandırılmıştı.
ve daha sonra barış gücü askerleri gelip biz sizi ayırmaya geldik deyip petrol bölgelerine, havzalarına ya da stratejik bölgelere el koyuyorlar. Bu şablon herkesin aklında dursun.